İyi akşamlar sevgili izleyenler. TV41 ekranlarında 7 Artık programında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Çağdaş Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sadun Çetin ile birlikte, sevgili Sadun abiyle birlikte 1,5 saat boyunca huzurlarınızda olacağız ve gündemi kendi penceremizden analiz etmeye çalışacağız. Tabii gündem deyince akla önce seçim geliyor. Seçimler geliyor. Bu ara başka da bir şey gelmiyor. Evet. Bu arada çok şiksin bu akşam sevgili partnerim. Onu söyleyeyim. Söylemeden geçmeyeyim dedi. Ama seni gösteriyorlar abi. Şimdi arkadaşların şimdi aklına geldi. Teşekkür ederim. Bir şeyle başlayalım. Seçim motivasyonla. Bunaltmadan. Zaten herkes bunaldı seçimden. Ya çok gergin bir 48 saat geçiriyoruz değil mi evet, Sadun abi? Evet. Yani şu listeler meselesi. Evet. Hani size ne oluyor diyeceksin. Ya, ama gazeteci olarak o gerginliği biz çok yakın hissediyoruz. Evet hissediyoruz. Yani ne oluyor? Ne oluyor? Biri telefon ediyor. Abi bir haberin var mı? Öteki telefon ediyor. Liste şöyle olmuş. Haberin var mı? Gazeteci refleksiyle ya ne olmuş? Ne olmamış? Doğru mu değil mi? Teyit ediyorum derken edeyim derken sıcağı sıcağına işin içinde kalıyorsun. Öyle değil mi abi? Tabii. Ya gazeteciliğin bir kere mesleki olarak önemli parçası meselelerin içinde olmaktır. Hı hı. Meselelerin içinde olmaya başladığınızda da zaten bir daha ilginizi de soluyorsun çok. Yani heyecanlı stresi. Aynı heyecanı solumaya başlıyorsunuz. Ki sen de ben de bugüne kadar böyle kaç tane seçim gördük tabii, o ayrı tabii, mesele. Tabii. Yani. Ama her seçimde de bunu hissederim ben. Ya yani, evet, evet. Bir alışkanlık olmuyor yani. Ben yok, de hayır, her seçimin kendi atmosferi kendi oluyor. Kendi içindeki atmosfer etkileyicidir. Hı hı. Bu da öyle. Çok şey konuşacağız ama. Evet sen başla. Şimdi şöyle söyleyelim sevgili izleyenler. 9 Nisan saat 17 itibariyle biz partilerin listelerinde kimler var öğreneceğiz. MHP'ninki yarın akşam 7 Nisan Cuma. Onlar erken teslim edecek. Onu da anlamış değilim. Konuşuruz. Neden erken teslim ediyorlar bilmiyorum yani. 9 Nisan değil de neden 7 Nisan? Belki o ertelenebilir. Ben öyle de düşünüyorum. Evet. Çünkü gerekçelerini de konuşuruz. Tabii sadece listelerde kimler olacağını öğrenmeyeceğiz. Aynı zamanda başka bir merak da var. Hangi parti kimle nasıl ittifak yapıyor? Hangi illerde hangi kontenjanları partilere verdiler? İşte mesela Cumhur İttifakı'nda İş nasıl oldu? Olacak mı? Bir araya gelecekler mi? Ortak liste çıkacak mı? CHP'de şimdi mesela resmen teyit edilmese de bir bilgi var. DEVA gelecek. DEVA tam değil ama gelecek Saadet Demokrat. Değil evet, mi? Yani DEVA, DEVA sen tam bir böyle resmi açıklama yapılmadı ama bu genel olarak böyle bir teyitte geldi. Yani gayri resmi, gayri evet, resmi. Beraber olacağız şeklinde. CHP ve İYİ Parti 12 ilde daha çok az milletvekili çıkan illerde fermuarda anlaştılar. Sayının artabileceği de söyleniyor. CHP ve İYİ Parti'nin de birlikte gireceği yerler var. Yani tabii bunların içinde Kocaeli listesi nasıl şekillenecek, kontenjanlar ne olacak hep onları konuşalım istiyorum. Sen nasıl bakıyorsun bu kaos ortamına abi? Bir önce oradan başlayalım. Yani ne görüyorsun? Şimdi yani aday adaylarına Allah kolaylık versin. O kadar kaotik bir ortam ki yani böylesini ben hiç görmedim. Yani sen güzel tabir ettin. Şimdi mesela en basitinden bir örnek alalım. CHP'ye bakalım mesela. CHP'nin Kocaeli listesinde kontenjan var mı yok mu? Yani ittifak ortağından. Böyle kadar ne olacak demektir yani. Gelişmeler gösteriyor ki Saadet Partisi'nden birinin Kocaeli'de olması yüksek ihtimal. Yani CHP kendi seçilebilirse ilk 4 ilk 5'i dediğimiz zaman onu düşünürken her aday kendini orada görüyor. Bir de ittifaktan biri geldiği zaman bir yer dolmuş oluyor, eksilmiş oluyor yani kendine ait kontenjanın. Dolayısıyla kendi şansının azaldığını düşünecek. Böyle bir şeyle karşı karşıya. Dolayısıyla galiba yarın akşam
aynı zamanda şey ittifakların durumu netleşecek. Vallahi karmaşık yani ittifaklar yani için yarın benim akşam, bilebildiğim kadarıyla ittifakların şekli yarın akşam belli oluyor. Dolayısıyla listelerde pazar günü 9'un akşamı belli olacak. Dediğinden çok fazla bende de bilgi yok. Yani şöyle bir kere CHP listesi için konuşalım. CHP'de 66 adayı var sevgili izleyenler. Şimdi eğer Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti adayları da CHP listesinden seçime girmesi gerçekleşirse 14 milletvekili seçilecek Kocaeli için CHP listesinde 189 aday yarışacak listeye girmek için. Evet. 66'dan 189'a çıkıyor. Güzel tespit etmişim. CHP'nin 66, Saadet'in 41, DEVA'nın 43, Demokrat Parti'nin 21 ve Gelecek'in 18 adayı var. Kocaeli'de. Evet. Şimdi 189 isim. Ya 66 isimden 10 tanesini biz listeye sığdıramadık. Evet. Sığmadı yani. Nereye, nasıl girecekler? Onu bilmiyorum. Şimdi kaç tane oldu deden? Toplam 189. 189 oldu. 66'dan 189'a. Yani büyük rakam. Tabii göreceğiz, öğreneceğiz bunu ama şeyin çok fazla taviz verdiğini düşünüyorum ben Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adaylığı için. Dört partiyi birden taşıması, verilecek milletvekili sayısının getirilecek oya çok da fayda sağlamayacağını düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Burada konuştuk. İyi Parti Meral Hanım masayı bozdu ve geri döndü. Masayı bozup geri döndüğünde belki oy oranında bir azalma oldu. Kamuoyu anketleri onu gösteriyor. Belki bu hesap edilemeyen bir sonuçtu. Ama bir şey hesap edildi orada Adem. Diğer partileri, masadaki diğer partileri kendi listesinden girmesine engel oldu İyi Parti. Hatırlayacak olursak 3 Mart öncesinde yani kriz 3 Mart'a kadar krizin çıktığı masanın dağıldığı 3 Mart'ta Gelecek Partisi DEVA'nın Gelecek Partisi İyi Parti'nin listesinden seçime girecek anlaşma yapıldı diye büyük bir şey vardı, bir konsensüs vardı. İki taraf da bunu konuşuyordu. Ama 3 Mart'ta masa dağılınca Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin İYİ Parti ile hukuku bozuldu. Yani kimilerine göre bu bilinerek atılmış bir adım olarak diyenler de oldu. Yani çıkan krizin iki sonucu oldu. Bir tanesi İYİ Parti kamuoyu anketlerine göre bir düşüş trendine girdi ama listelerde de boşaldı. Yani Ama şöyle bakalım yani kaybettiği oylarla kaybettiği vekillerin sayısı kontenjan vererek kaybedeceği vekillerden fazla şu an. Onu da söyleyelim yani. O belki kendi içindeki bir taktiğin şeyi. Yani taktikse de yanlış taktik bence. Evet. Şimdi devam edeceğiz abi ama ben il başkanlarının görüşlerini okuyabilir miyim? Tabii. Yarın Özgür Kocaeli'ye koyduk onları. Bülent Sarı demiş ki tepki ve huzursuzluk ortamına neden olmaz demiş bu karar. Şu an için genel merkezimizden Kocaeli için gelen karar yok. O da altını çiziyor. Resmi bir karar yok henüz diyor. Ortak listesi konusu zaten gündemimizde yer alıyordu ama hangi illerde nasıl uygulanacak henüz belli değil. Konuyu genel merkezimiz görüşüp örgütleri de bilgilendirecek. Millet İttifakı paydaşlarının milletvekili adaylarının bizim listeden girecek olmasının örgütlerimiz içerisinde bir huzursuzluğa, tepkiye ya da karşı duruşa neden olacağı kanaatinde değilim diyor. İYİ Parti İl Başkanı diğer ortakların bir araya gelmesiyle ilgili. Alınan kararla ilgili hiçbir problem yok demiş Acur. Kendi tercihleridir. Sayın Genel Başkanımız Genel İdari Kurulu'yla yaptığı görüşme sonrası açıklama yapmıştı. Biz İYİ Parti olarak kendimiz seçimlere gireceğiz. Herhangi bir partiyle ortak liste yapmadan seçimlerde olacağız. Kendi adaylarımız olacak. Alınan kararla ilgili de bir problemimiz yok. İttifakın diğer oyları CHP'de birleşecek demiş. Saadet Partisi Halil Kayın, İl Başkan Vekili. Kararı yadırgamıyoruz. Genel Merkez'in tercihi demiş.
Tüm seçeneklere hazırız. Kararla seçim çalışmalarımızda motivasyon değişikliği olmaz. Ülkemizin normalleşme sürecinde genel merkezlerimiz en iyi sonucu alabilmek için tercihlerde bulunuyor. Kararı yadırgamıyoruz. İyi bir karar. Vekil adayımızın hangi sırada yer alacağı genel merkezler arasında Şimdi bak Bülent Sarı'dan daha farklı olarak Halil Kayın'daki vurguyu yeri garanti. Evet. Sırayı öğrenelim diyor Halil Kayın. Yer garanti de sırayı öğrenelim. Örneğin bizim vekil adayımız 6. sıradaysa 4. sıraya çekilmesini isteyebiliriz. Bunu konuşuruz. Bunu bir not alalım. Mustafa Nazigül, Demokrat Parti İl Başkanı. Listede olmasak da olur. Kimin kaybedeceği önemli demiş. Bizi bu süreçte aday adaylarımızı çıkarttık ama genel merkezler arası yapılan görüşmelerden böyle bir karar çıktı. Bugüne kadar İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin kendi listelerine girmek istediğini duymuştuk. Anladığım kadarıyla Saadet Partisi ikna edilmiş. Listenin neresinde yer alacağımız ya da listede yer almayacak olmamız önemli değil. Bu seçimi kimin kaybedeceği çok daha önemli. Onların bir derdi yok. Burada şu ana kadar okuduklarımızda Saadet Partisi'nin DEVA İl Başkanı Semih Taşören, çok yeni ve sıcak gelişmeyle karşı karşıyayız. Genel merkezimizde bir bağlantı kurmak lazım çünkü henüz işleyiş belli değil. Bunlar ilk sıcak bilgiler. Alınan karar hayırlı uğurlu olsun. Genel merkezler neyi uygun gördüyse bize onu uygulamak düşer. Kendi listemiz ya da ittifak, biz kalan 38 günde var gücümüzle çalışacağız. Aklımızda sıralarla ilgili fikirlerimiz var. Devamında beklentisi var. Teşkilatla paylaşacağız ve çıkan kararı uygulayacağız. Yunus Küçükpolat, Gelecek Partisi İl Başkan Vekili, Serap Çakır da istifa ettiği için. Karar yeni ve genel merkezden henüz bir şey gelmedi. Genel başkanımız nasıl uygun görürse biz ona göre hareket ederiz. Liderler anlaşmış ama gelen bir şey olmayınca konuşmak zor. Gelecek Partisi Kocaeli Teşkilatı olarak milletvekili adaylarımızın yer alacağı sıralar önemli. Serap Çakır bizim öncelikli adayımız ve onun peşinden diğer arkadaşlarımız gelecek. Adaylarımızın 14 kişilik listenin ilk 7'sinde yer almasını isteriz diyor. CHP'nin işi zor. Niçin okudun bunları? CHP'nin kendi adaylarının beklentisi hariç dışarıdan beklentiler var. Şimdi beklentiler bir kere Saadet diyor ki arkadaş en kötü bana 4'ü verin diyor. Evet. 4'ten şey olmaz diyor. 6. Peki sence ne olmalı? Yani CHP listesinde kontenjan, ilk seçilebilir yerdeki kontenjan ne olmalı? Yani Saadet 4 diyorsa 4'ü kestirmiş gözünde demek. 4'ü versinler CHP'liler. 4 çıkar CHP'de. CHP'den 4 çıkar da. Ama Saadet mesela 5'e koy. Kendi oyuyla beraber CHP'ye 5 çıkar. Bir artı yani, bir tane çıkarsın. Hani, tamam. CHP şu bütün anketlerde görüyoruz. 14 vekilden 4'ünü alma potansiyeline sahip. Potansiyeline sahip. Doğru. 5 olur mu? 5 Saadet'in şeye yani Saadet. Saadet'in potansiyeli. Omuz verecek. Yani bana göre hani 6 olmaz demişler, 4 istemişler, 5'e fit olunurmuş gibi bir gibi bana da öyle geliyor. Yani şey garanti gibi CHP için. O zaman 5'i verin, biz uğraşalım. Saadet uğraşsın, CHP'ye 5'i getirsin. Yani kendine getirsin yani. Kendine getirsin, kendini seçtirsin dolayısıyla. Böyle bir şey var. 6 da muhtemelen DEVA olacaktır böyle bir listede. 7 de Gelecek olacaktır buna bakınca. Söylenen şey ama bundan diğer partilere bir vekillik en fazla düşer. O da CHP oylarına gerçekçi bir katkı sağlarlar. Adem bir de yani o ilk 5'in içine Saadet, tamam Saadet'e kamuoyu alıştı. Hepimiz yazdık çizdik. Hakikaten de öyleydi. Öteden beri gelen bir şey. Ya bir de onun içine bir Gelecek veya DEVA'dan birisi girerse ilk 5'in ikisini ittifak ortakları kapatırsa CHP hakikaten CHP'de isyan çıkar. Adaylar da haklı olarak. Valla 4, 5, 6 da olur da eğer ilk 3'ten itibaren hani CHP anormal bir taviz verirse yani o tamam genel merkezi akşam Sayın Kılıçdaroğlu'nu dinledim.
hiç ipucu vermedi. Ama genel başkan yardımcılarının görüşmeleri sürdürdüklerini söylüyorlar. Kamuoyuna yansıyan bilgiler 15 ile 25 arası gelecek ve DEVA'ya kontenjan, yani grup kuracak kadar bir kontenjanı gelecek ve DEVA'nın istediği, ancak CHP'nin de ya 41 ilde seçime giriyorsunuz, grubu bizim listelerimizden girmeyin, bizim listelerimizden grubu sağlamayın, müsaade edin de yarısında siz 41 ilden çıkarın. Doğrusu da o. 10 tane ya yakında biz verelim falan gibi bir ortak paydada buluşmak istiyormuş CHP. Yani DEVA ve geleceğin 20 hatta 20'nin üzerinde talepleri var. CHP bunu aşağı çekmeye çalışıyor. Genel merkez düzeyinde bu çerçevede bir pazarlık devam ediyor. Valla kontenjan meselesi CHP için büyük sıkıntı. Ama bir de CHP'nin kendi sıraları için listeyi nasıl yapacağı da büyük sıkıntı. Oradaki bilgiyi aktarayım, sen de istersen üzerine koy. Cumartesi günü saat 11'de MYK toplanacak. İlk elemeyi oradan geçirecekler ve liste, CHP'nin aday listesi orada bir şekillenecek. Akşam üzeri de ya da öğleden sonra 7'de mi? 7'de de parti meclisi toplanıyor. Evet. Parti meclisi de işte iş bitinceye kadar muhtemelen sabah, ertesi gün yani pazar sabahı saatlerini bulacak. Hatta buradan şunu söyleyelim. CHP'nin tecrübeli siyasileri diyorlar ki, hesaplamışlar, gece 1 gibi falan Kocaeli'nin il olarak görüşülebileceği. Gece Kocaeli uyumaz abi. Gece uyumaz. Gece saat, yani cumartesi günü gecesi, daha doğrusu pazara döndü. Yani 12'den pazarın sonra pazarın ilk saatlerinde Kocaeli Parti Meclisi'nde, CHP Parti Meclisi'nde ele alınacak. Şöyle, önce şunu söyleyeyim. CHP'de genel merkezin kapısını kapattılar. O şeyler var ya, sinyal kesici. Jammer'lar da çalıştı. Şimdi önce bilmeyenler için CHP'ye evet, yakın onu sen bir özetle şöyle, bir daha. Şimdi bir anket çalışması oldu. Adaylara mülakat yapıldı. 66 adaydan bahsediyoruz. Evet. Bunlar her ilden sorumlu, bizim Kocaeli'den sorumlu Oğuz Kansalıcı ve onun boşluğunda onursal adı güzel kalanları yaptı. Yarı yarıya yaptılar neredeyse. 8'li aday komisyonuna gitti. 8'li aday komisyonu hani bugün itibariyle o 66 adayı 25'e, hatta sonrasında biraz daha düşürdüğü konusunda bir hani somut olmayan bilgiye sahibim. Onu söyleyeyim. Bu yarın... Ama bu arada şey de ilave et. Örgüt il ve ilçeler de gitti pazartesi, şey götürdüler. Tabii özür, onu atladım. Örgütlerin de eğilimleri, genel merkeze iletildi. Biliniyor. Onlar da genel merkeze gitti. Tüm bunlar masaya yatırılıyor. 8'li komisyon, o aday komisyonu MYK'ya gidecek. 17 kişilik MYK'ya gidecek bir liste, alternatifli bir listeyi hazırlamış durumdalar aslında. Ama tabii CHP bu. Ciddi pazarlıklar var. Listeden Ahmet çıkıyor, Mehmet giriyor. Mehmet'i sonra alıyorlar. Veli giriyor. Derken Ali yandan itiriyor diye. Yani CHP'de ciddi bir kulis ve parti içinde değerlendirme süreci devam ediyor. Bu MHK'da, 17 kişilik MHK'da 14 kişilik listeye dönüşecek. Yani CHP'ye kalan sıraların listesini yapacaklar. Ama 3 aşağı 5 yukarı bir matematiği var. Yani liste başına bir abi, bir kadın aday, bir örgütü temsil edecek biri, bir de Gebze. Yani bu nasıl harman olacak ilk 4 için? İlk dörtte yer bulabilecek mi? Onları göreceğiz. Ama acayip bir şey var. Tabii bir de bizim gördüklerimiz var. Aday tanıtımına gittik ikimiz de. Sen de yazdın. Biraz bahsetsene abi. Gerçi şu reklamdan sonra konuşuruz ama nasıl bir hava gördün orada? Aday adaylar.
Genel olarak Adem birlikte izledik iki saate yakın. Senden şeyi isteyeceğim o zaman. Sen orada katkı sağla. Alkışla alkış metreyi. Ben de genel fotoğrafı anlatayım. Bir kere CHP Bülent Sarı'yı ben şey yaptım. Hasta serum yemiş. Serum hastaneden kalkıp geldi. Orada konuştu. Bir kere CHP il örgütünü ya da organizasyonu yapan kurulu SKM başarılı. Kusursuza yakın bir organizasyon yaptı. Bir tek kusurları çok eleştiri aldım, onu söyleyeyim burada. Fuaye alanına dev ekran kurularak içerinin dışarı yansıtılması eksik bırakıldı. Aman o kadar kusurda. Bu şey CHP'lilerin söyledikleri. Hakikaten içeriye giremeyen CHP'lileri. Evet. Aslında olması gerekiyor ama yani bu kusursa böyle kusur olsun. Evet. O da doğru. O da kusursa bu kadar olsun ama dışarıdakilerin yansıması buydu. Dediler ki yani o olsaydı iyi olurdu dediler. Evet, kusursuza yakın ki yıllardır, 20-21 yıldır AK Parti'de kusursuz organizasyonlara çok alışmıştık. CHP'de bu kez bir kusursuz organizasyon oldu. 2500-3000'e yakın insan vardı diye hesap yaptık. Salon izdiham vardı. Program iyi anlatıldı. Yani birer dakika bütün adaylara, bir karmaşa yaşanmadı. Ekranda şey gösterildi, adayların kısa özgeçmişi ve fotoğrafı. Aday da çıktı, sahneye indi, alkışlandı falan. İşte alkışlara göre sen güzel bir şey ele almışsın, alkış metre yapmışsın. Ve genel ambiyans, özetle CHP ben seçime hazırım. Ben bu seçimi hazırım mesajı verdi. 66 adayı işte gördük, şey yap. İyi organize etti CHP. Özetle onu söyleyeyim. Dinamizm vardı, heyecan vardı. Kalabalık vardı. Yani olması gereken her şey hemen hemen vardı. Yani ben bir alkış metre diye bir şey yaptım ama tabii o biraz magazin, işin magazini. Vay, ama öyle deme. Yani gerçekçi olan tarafları da vardı. Yani var. Onu da söyleyelim. Şöyle bir şey yaptım. Yani biz işin matematiğini, sayısal çoklukları severiz. Alkış da bir göstergedir. Gösterge. Orada CHP kamuoyundan bir göstergedir. Hülya Güler Yolcu var, Cengiz Sarı var, Ömer Faruk Başaran, Bahar Gültekin Candemir, Harun Yıldızlı, Selman Yıldırım, Ufuk Saka, Sait Aydın, Tünün Kesici Güngör. Bence benim alkışlarımda dikkatimi çeken isimler oldu. Bazıları daha azdı, bazıları daha çoktu, onu söyleyeyim ama benim ve o burada saydıklarımdan listeye de yani 10 isimden 4'ü 5'inin 14 kişilik listeye girebileceğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim yani. Ben onlara birkaç tane ilave edeyim. Mesela Cumhur Kesemen niye? Cumhur Hoca ilave edeyim. Asude Fırat'ı gördüm ben şeyini. Burada olmayan Muhip Kanko. Muhip Kanko, Muhip Hoca'yı gördüm. Muhip Kanko. Yani hem listeyi zorlayacak hem de alkışta şey. Ben 10 kişi yazdım. Aslında biraz daha ilave edilebilirdi. İstersen bir ara verelim. Olur. Reklamdan sonra devam edelim. Şimdi bir kısa ara, sonra devam edeceğiz. Evet, tekrar birlikteyiz sevgili izleyenler. TV41 ekranlarında 7+'da 172. bölümün ikinci bölümünde, ikinci yarım saatinde huzurlarınızdayız. İlk bölümde Millet İttifakı'ndaki liste gelişmeleri, sıcak gelişmeleri olduğu için orayla başladık ve konuştuk. CHP'nin listesinin nasıl şekilleneceği üzerine bilgilerimizi ve duyumlarımızı aynı zamanda konuşmaya çalıştık. Bir Sadun abi, sana bir CHP listesi yaptırayım mı? Çok ben zor bir soru sordun da önce ben sana bir soru sorayım, ondan sonra ben listeyi yapayım. Eyvah. Karşı sen şimdi bugün CHP'nin en ağır toplarından bir tanesi Beyiz Başkan Vekili Haydar Akar'ı yazdın. Niye yazdın? Bir de orada diyorsun ki yani dikkatli ol, yani dengeleri bozabilirsin, top sende, şimdi abi dikkatli senin kullan etki alanını falan gibi bir özet yapmışsın da onu söyle, ondan sonra ben şey yapayım. Çünkü daha fazla bilgi sende. Yok, bilgiden ziyade abi sen de danışmanlıklar yaptın, ben de yaptım. Bizim işimiz uzağı görmek.
Yani uzağa bakmak, uzağa görmek. Bugüne, bugünü yorumlamak, bugünün olaylarıyla yarına nasıl şekillenecek? Şimdi CHP'nin liste yapımında bir tıkanmışlık var. Var. Ankara'da bir tıkanmışlık var. Yani mesela Tahsin Tarhan aday sesi çıkamıyor. Kendisi için ancak bir şey söyleyebilir. Fatma Kaplan Hürriyet Belediye Başkanı belediye işi örgüt, değil. Evet, belediye değil. Örgüt dengesinde sorulunca cevap verecek. Evet, belediye örgüt dengesinde bir noktadan sonra belediyeye kapıyı kapatıyor genel merkez. Diyor ki tamam da diyor sen belediyeyle yani, ilgilendiriyorlar. Sen işine bak diyor. Geriye Bülent Sarı ile Haydar Akar kalıyor. Bülent Sarı çok yeni. Mutlaka görüş alınacak Fatma Kaplan Hürriyet'inde. Ama işin lokomotifi belli ki Haydar Akar. Hatta şunların dendiğini çok iyi biliyoruz. Yani biliyorum. Ya mesela bir isim önerilenlere evet, çok önemli. Bir cümle. Yani ya bir de Haydar'la konuşun yaklaşımı bütün genel başkanlarda şeyde olduğunu biliyoruz. Yani haklı olarak aslında genel başkan yardımcıları şeylerde Haydar Akar'ı çiğnemek istemiyorlar. Niye? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve bu seçimde de aday değil. Beklentisi yok. Evet. Şimdi bu isime doğal olarak soracaklar. O da doğal olarak ben şunu söylemek istemedim. Haydar Akar bir isim söyler. Problem yok. Ama listenin tamamı üzerinde bir Haydar Akar gölgesi düşerse Haydar Akar için hayırlı olmaz diye söylüyorum. Ben önden görüp uzağa bakıp Haydar Akar'a diyorum ki bak 2 yıldır kimse sana bir şey demiyor. Gerekçesi sen meclis başkan vekilisin, aktif politika yapmıyorsun. Bir de dedin ki ben vekil adayı değilim. Abilik yapacağım. Şimdi abilik değil liste yaparsan bu sefer herkes sana eski olan kızgınlıklarını, seninle ilgili bildiği her şeyin defterini açar. CHP böyledir evet, yani. Evet. Değil mi? Sen evet, abi doğru, yani doğru. CHP'de siyaset böyle yapılır. Yani dokunulmazlık zırhı Haydar Akar'ın kaybolur. İyi de Haydar Akar siyaseti bırakmıyor. Haydar Akar milletvekili adayı olmuyor ama Haydar Akar'ın gözü bir taraftan bakanlıkta, bir taraftan bu tarafta Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda. Dolayısıyla atacağı adımlar eğer bir eleştiriye, topyekün saldırıya sebep olursa Haydar Akar'da ciddi darbe alır bu işler. Ben onu vurgulamaya çalıştım. Evet. Aman dikkat et. Yani liste üzerindeki bir gücün var. Bunun listeyi belirlemek için kullanırsan büyük sıkıntı olur. Söylemeye çalıştım bu arada. Gayet de güzel izah ettin. Mantıklı da buldum ben de. İyi yakalamışsın. Yani ben Haydar Bey'in o kadar ağırlıklı bir pozisyon olduğunu bilmiyordum ama sana gelen bilgiler, oluşan kaynaklar demek ki onu öyle gösteriyor. İnanırım çünkü Haydar Akar'ın pozisyonu belli. Meclis Başkan Vekili. Aday olmaması ona güç kazanıyor. Nasıl sen Tahsin Tarhan kendisi aday olduğu için müdahil olamıyor dedin. Yani mesela Tahsin Tarhan aday olmasaydı daha fazla oyun kurucu olabilirdi. Kesinlikle. Haydar Akar aday olmadığı için daha fazla etkine sahip olabiliyor. Şimdi dedin ki ne olacak? Hakikaten zor. Ya böyle baktığımızda iki isim sanki bir isim listede garanti ama yeri belli değil. Nail Çiller. Bir mi dört mü? Bir mi dört mü? İki mi üç mü? İki mi üç mü? Neden bunu söylüyoruz? Genel Başkan Kemal Bey'in üye olan ve adaylığı onaylanan bir kişi olması nedeniyle Genel Başkan bize ulaşan bilgilere göre Nail Bey'e sıra sözü vermemiş ama yani o düzeyde bir böyle bir merasim onu CHP'nin ilk seçilebilir bir yerinde olmasını göz önüne koyuyor. Yani Nailçiler aldık kabul ettik. İki yine bir ağır top Türkiye çapında tanınan Hurşit Güneş. Ama Hurşit Güneş için şöyle bir şey var. Ya liste başı olur ya hiç olmaz. Yani ya abi olur ya hiç olur. Hiç olmaz. Yani bu ne olur? Liste sıkışıktır. Efendime söyleyeyim uygun değildir. Yani Hurşit Güneş olası olarak yarın bir gün bakanlık düzeyinde değerlendirir veya başka
yani muhalefetin seçimi kazanması halinde değerlendirecek pozisyonda olabilir. Şimdi böyle koyduktan sonra onun dışında kalan aday adaylarından kimsenin yeri garanti diyebileceğimiz kimse yok. Ama isimleri tartışalım. Nail benim kişisel görüşüm şöyle. Nail Bey garanti olarak seçilebilir sırada ilk 4, ilk 5 içinde ise örgütün öne çıkması gerekecek. Örgütün öne çıkması gerekecek dediğimiz zaman Harun Yıldızlı'ya bazı tepkiler olduğunu da duyuyoruz. Yine CHP kulislerinden geliyor. Harun Yıldızlı kesilirse ya da gözden çıkarılırsa Cengiz Sarıbay'ın gündeme gelebileceği veya Selman Yıldırım gündeme gelebileceği bir ihtimal olarak gözüküyor. Ne örgütü, yani bu ilçe başkanları alınmasınlar bir ama. Beklenti yükseldi, örgütün temsiliyeti listede olacak gibi duruyor. Örgütün temsiliyeti olmazsa olmaz hale geldi. Çünkü kontenjanlar da var. Evet, hem Saadet'in kontenjanı gelecek hem Nail Çiller kontenjanı bir anlamda. Yani örgütü öne çıkarmak zorunda kaldı. Bu örgütte görev almış, başkanlık yapmış, il ya da ilçe başkanlığı yapmış bir isim o listeye girecek. Girecek, evet. Ama genel merkezdeki ilişkiler ve bugüne kadar yaptıkları yani Ankara düzeyinde, CHP genel merkezi düzeyindeki ilişkilere baktığınız zaman bu isimler sanki bir adım önde gibi gözüküyor. Başka ne olur diyeceğiz, öyle mi? Kadın. Tabii kadına geçmeden Gebze bölgesinde Tahsin Tarhan gündeme gelebilir. Olur diyen de var, olmaz diyen de var. Kemal Bey'in karar vereceği iki isim var. Biri Muhip Kanko, Kocaeli Üniversitesi'ndeki hocamız, Profesör Doktor Muhip Kanko, biri de Tahsin Tarhan. Bu CHP kulislerinden gelen bilgiler. Bir kadın konusunda da iki ayrı görüş var. Liste çok doluyor, bu sefer kadın olmayabilir diyen de var. Ama Bahar Hanım bir ay öncesine kadar çok öndeydi. Neredeyse tek başına Bahar Hanım'ın, yani baro başkanı, eski baro başkanı Bahar Gültekin Candemir'in adı çok fazlaydı. Ama son bir aydır çok fazla yerel bazda konuşulmuyor. Algısı zayıfladı. Ama genel merkez düzeyinde bir avukatlar lobisince, baro lobisince bir avukatlar lobisi var. Dolayısıyla orada favori karşılığı var. Bir karşılığı var. Yani bir ağırlığı var, bir karşılığı var. Ama CHP içerideki kamuoyunda bir ayda bir gerileme var. Algısında gerileme var. Hülya Güreli Yolcu Bal, Enç, Arzu Türkan Enç, son zamanlarda adları çok fazla öne çıkan isimler olarak konuşulmaya başladı. Yani bana gelen bilgiler doğrultusunda. Başka? Şimdi başka Gebze'yi söyledin, kadın söyledin, örgüt söyledin, abi konusunu söyledin. Zaten o dört perspektifte. Ha, bu arada tabii Cumhur Kesemenli. Evet. Yani birkaç tane hoca var ve şey var. Yani böyle karşılık bulabilecek. Ha şu var. Yani bunlar böyle konuşuluyor da İlla bunlar olacak diye bir şey yok yani. Bambaşka bir liste de çıkabilir. Ben çok başka liste çıkmaz mı diyorsun? Çıkmaz diyor. O kadar büyük sürprizler beklemiyorum. İddialı olmasın. Şurada 48 saat var ama. Hani evet, yani tabiatına aykırı gibi duruyor. Bunlara... Ki ben genel başkan şu MHK için aday sayısının da 10-15 civarına hani etkili son 6 dolar. Ama seçilebilir yer için konuşulacak aday sayısının 15 civarına da düşürüldüğünü duydum. Duydum ama yani bilgi değil, onu söyleyelim. Hani hangi kaynaktan nasıl aldığını derseniz, hani bu duyum, onu söyleyeyim. Ve saydığımız isimlerin birçoğu orada var. Benim aldığım duyumlar böyle. Şimdi CHP'yi konuşmak zevkli. O biraz ama şöyle anlatayım ben. Şimdi birkaç senaryo var listenin oluşumunda. Hangisi etkili olacak? Bu çok önemli. Şimdi
başına Harun Yıldız'ın çektiği bir şey var, ekip var. Eğer o ekibin beklentileri, ilişkileri vesairesi ya da buradaki emekleri ön alınırsa çıkacak bir liste var. Alınmazsa işte Fatma Kaplan, Hürriyet, Tahsin Tarhan gibi isimlerin de olduğu bir taraf var. Oradaki birikim, enerji, beklentiler öne çıkarsa olabilecek bir liste var. Bir de yukarısının ya aman kavga etmesinler, şunları bir buluşturalım derse çıkabilecek bir liste var. Bir de tüm bunların dışında şöyle bir duyum da var. Yani genel başkanın ya Kocaeli'yi bana bırakın, özel ilgilendiğine dair Kocaeli'yi. Mesela Gebze bölgesini her seferinde sordu. Mesela burada Harun Yıldız'ı çok ağırladık, hep Gebze bölgesinden bahsederdi. Niye Harun Yıldız'ı Gebze'den bahsediyordu? Çünkü genel başkanın doğrudan talimatı vardı Gebze ile ilgilenin diye. Neden Naiçilere bizzat rozet taktı? Gebze'yi bir değiştirmek istiyor yani. Oy potansiyelini kullanmak istiyor. Şimdi tüm bunları birleştirdiğinizde ben de bir öngörüde bulunayım. Hani gönlümüzden geçen, yani bana deseler ki senin gönlünden geçen bir liste yap desen, matematiğe uymaz ama ben Cengiz abiyi de, Selman Yıldırım'ı da, Tahsin Tarhan'ı da, Hülya Yolcubalı da, Harun Yıldız'ı da listeye yazarım. Cumhur Hoca'yı da, Muhip Hoca'yı da. Ama şimdi 7 tane vekil çıkar mı? Ufuk Sakay'ı yazarım. Tülin Keçeli Güngör'ü yazarım. Ama böyle bir matematik bir denklem lazım. Şimdi ona baktığında da o matematik denklem bir abi, bir kadın, bir örgüt temsiliyeti, bir Gebze. Şimdi Gebze konusunda çok tartışmıyoruz. Gebze konusu naiçiler belli. Yani Gebze için elde var bir naiçiler demiş genel başkan. Ve o bence ilk dört, yani CHP'den seçilecek dört vekilden bir tanesi olacaktır. Peki abi kim olabilir? Sen de saydın. Bir kere Tahsin Tarhan. Parti meclisinden güçlü bir şekilde, grup başkan vekilleri tarafından güçlü bir şekilde Tahsin Tarhan'ın listeye girmesi gerektiğine dair genel başkandan talepleri var. Yani hani naiçilerin gelişiyle Tahsin Tarhan gözden düştü gibi görünüyor ama bence şansı hala %50'nin üzerinde. Evet, üzerinde. %50'nin üzerinde. Çünkü bir liste başına bir abi lazım. Tahsin Tarhan listeye girerse bir olur. O zaman Gebze 4 olur naiçiler. Sıkıntı mı? Hayır. Aksine Gebze bu seçimde biraz daha ağırlık taşıyacak CHP'de görünüyor. Onun için iki Gebze adayını muhtemeldir ki girebilir listeye. Kadın adaylar konusunda ben anketle ilgili gelen duyumlarda Bahar Gültekin, Can Demir'le Hülya Yolcubal'ın ve hemen arkalarından da Songül Kaya'nın biraz öne çıktığını yine duyum bu. Bilgi değil. Biliyorum böyle konuşuluyor ama onun dışında da ben öncelikle Bahar Gültekin, Can Demir'in Ankara duyarlılığı içinde, o avukatlar lobisi içinde bu işi önde olduğunu düşünüyorum ama Bahar Hanım kötü bir kampanya süreci izledi. Yani kampanya yapmadı daha doğrusu. Yapmadı, evet yapmadı. Yapmadı. Yapmayınca da sessizliği tercih etti. Orada bu süreci son 3 ayı en iyi kullanan isim Hülya Yolcubal. Onun adının da konuşulduğunu biliyorum. Normalde CHP listesinde sadece CHP'liler olacak olsaydı ilk 6'da bana söyleseydi ben hem Bahar Gültekin, Can Demir'i hem Yolcubal'ı söylerdim. Ya ikisi de girer ilk 6'ya. 5 mi olurlar, 2 mi olur, 4 mi olur onu bilmem. 6 mı olur ama listeye girerler derdim. Ama şimdi kontenjanlar gibince iş değişecek. Evet, o yüzden bir tanesi, ha bu iki isim dışında isim yok mu yani CHP'de? Kadın isim yok mu? Kadın aday yok mu? Elbette var yani. Yani
Hemen ardından Songül Kaya, Arzu Türkara Enç ve Tülin Keçeci Güngör, Asude Fırat Özkan. Yani birçok isim sayabiliriz orada. Ama öne çıkan, ben hani bu kadar iddialı konuşmayayım, Bahar Gültekin, Candemir veya Hülya Yolcubal'dan biri olursa şaşırmayacağım listede. Durum öyle görünüyor. Evet. Abi pozisyonu için Tahsin Tarhan olmaz ise eğer, Hurşit Güneş ya da Cengiz Sarıbay'ın konuşulacağını düşünüyorum. Tabii mesela Cengiz Sarıbay olursa iki tane eski baro başkanı olmaz listede, yani iki tane avukat. O zaman Bahar Gültekin Candemir'den daha şanslı olarak Hülya Yolcubazı, Songül Kaya gibi diğer isimlerin öne çıkacağını. Arzu Türkal Elç. Arzu da avukat. Aslı o yüzden onun da biraz şey, yani o evet, da avukat. Evet doğru, avukat. O da avukat. Onun için hepsi birden bütün, yani bütün liste avukatlardan oluşmaz. Yani eğer bunların hiçbiri olmaz, naiçiler başa oturursa, o zaman Gebze'yi temsilde 4'te 5'te mesela Ömer Faruk Başanan enteresan bir şekilde kampanyayla ve şeyle geldi. Ve de Gelecek Partisi'nde başlayan siyasi serüvenini ailesinin köklü bir şekilde CHP'li bir aileden geliyor. O geleneğine, aile geleneğine dönerek devam ediyor. Şimdi enteresan bir şey olur. Yakup Türk var. Bir önceki seçimde listedeydi. Yani tekrar listeye girerse de çok şaşırmam yani. Onu söyleyeyim. Onun için ama burada bütün şey, gelecek kontenjanlar, büyük bir sıkışmışlık olacaktır orada. CHP'yi çok konuştuk ya. Evet, evet. Vallahi iyi konuştuk ama. Evet. AK Parti'ye geçelim, geçelim mi? Geçelim. Şimdi, AK Parti'de yani Cumhur İttifakı'nda bence en temel şey, abi devam ederiz son bölümde de. En temel mesele, ben şeyi anlamıyorum. Neden ortak liste yapılmıyor? Yarın netleşecek. Ben bu konuda bir yorum yapıyorum. Yapayım. Olma ihtimali görüyor musun? Olabilir. Ben de sanki çoğaldı gibi. Ama neden şimdiye kadar hallolmadı? Ha. Yani bu işin matematiği çok belli. Evet. Eğer aynı listeye girmezsen oylar çöpe gidiyor. Bu kadar evet. Basit. Evet. Burada şöyle bir şey olabilir mi dedim. Yani sanki Devlet Bahçeli, MHP, Yeniden Refah'la Büyük Birlik Partisi ve Hüdapar'a sanki mesaj veriyor gibi. Yani çok fazla bir şey istemeyinler gibi bir şey var. İki, benim diğer bir yorumum. MHP şuna güveniyor olabilir. Bu 2015'te oldu, 2017'de, 18 seçimlerinde de oldu. MHP'ye gönül, özür düzeltiyorum. AK Parti'ye biraz gönül serinliği koyanlar, AK Parti'den biraz uzaklaşanlar, AK Parti'ye biraz gönül koyanlar, MHP'ye giderek, Erdoğan'a karşı olmadan MHP'ye giderek, partisinin kulağını çekme, partisine mesaj verme. Öyle oldu. MHP'den İYİ Parti'ye, AK Parti'den de MHP'ye oy geç. Dolayısıyla MHP bunu hesaplamış olabilir. Yani AK Parti'den yine bir oy gelir. Ha, gelir. Biz yani o ittifakın içinde kalmış olur. Dışarı kaçmaz. İttifakın içinde kalmış olur. Düşüncesi ağır basmış olabilir diye yorum yapıyorum. Yani benimki sadece yorum. Yani bu tablodan bunu çıkarabiliyorum. Çünkü bununla ilgili çok fazla mantıklı bir değerlendirmeye rastlamıyorum. Ben ittifak listesinin ortak bir AK Parti listesinden girilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta sözünü keseceğim. İlk başlarda şey şuydu. AK Parti listesinden, AK Parti liste yapacak. Kocaeli'de bir mi var milletvekili? Bir tanesi seçilebilir bir listeye, sıraya MHP'nin ismini koyup, yani adayını koyup kendi listesini yapacak. AK Parti'nin listesi. Böyleydi bir aralar. Ama son zamanlarda bu yeni ittifaklar, ittifaka yeni katılanlar, Hüdapar ve Yeniden Refah'ın katılmasıyla beraber bir ayar bozukluğu oldu. Yani mesela şu an bana sorarsan, öyle olursa 14'te ilk 8'de 2 MHP'li, ilk 9'da da 1 YRP'li. İlk 8'de 2 MHP'li bir Kocaeli mi? Kocaeli için söylüyorum.
hani öyle bir ittifak halinde YRP'nin de ilk 9. sıra gibi bir sırayı talep edebileceğini düşünüyorum yani. Olabilir. İlk 8'de bir tane MHP'li. İki MHP'li mi diyorsun? Evet. Seçilmişleri esas alıyorlar. Ya ilk 8'de bir tane MHP'li koyarlar. 8'den sonra ikinci MHP'li. Ya ilk zamanda konuşulan buydu. Tabii, ama bir ayar bozukluğu oldu. Yani onu nasıl düzeltilir ya da düzeltilmez bilemiyorum. Yani, zaten seçim sistemi de bunun için değiştirilmedi. Artık oylar. Aslında geçen sefer CHP 13 tane fazla vekil aldı. O mesela Saadet'in oylarıyla kendi listesine giren. Bundan rahatsız olduğu iktidar değiştirdi. Ama bunun evet, geldiği noktada onun aslında başka türlü bir mekanizmaya yol açtığı görüldüğü için tekrar herkes aynı listeye girme zorunluluğu var. Ama ortak listeye girmenin şöyle bir sıkıntısı var. Bence İYİ Parti de o yüzden öyle davranıyor. Hazine yardımı var abi. Yani öyle az buz hazine yardımından bahsetmiyor. Ama 43 ilde giriyorlar. 41 ilde bağımsız giriyor. Şu an ortak liste hikayesinin kaç ilde olduğunu bilmiyoruz. Ama 41 ilde zaten bağımsız giriyor bütün. Dolayısıyla orada 7'yi aşması bilmiyoruz daha. Aşar aşmaz belli değil. Yani hiç tüzel kişiliklerini kullanmadan girebilirler. Bunları biz yarın öğreneceğiz. Tamam, onu yarın öğreneceğiz. Yani o bir doğru. Şey olacak. Şimdi bir reklam arası verelim. Cumhur İttifakı'nı konuşarak devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz sevgili izleyenler. 7+'da son yarım saatle huzurlarınızdayız. Seçim konuşmaya devam ediyoruz. Seçimin hem genel hem yerel anlamda gelişmelerini sizler için yorumlamaya çalışıyoruz. Cumhur İttifakı'na geçmiştik. Orada nasıl bir liste bekliyorsun abi? Yani tamam, liste ortaklaşması lazım ama sen evet, AK Parti'de... Şimdi Adem, bugün medyaya işte onlar girer bunlar girer diye dedikodu haberleri yansımaya başladı. Yani biz buraya gelmeden önce artık duyum mudur, hissiyat mıdır, manipülasyon mudur bilmiyorum. Evet, bilmiyor. Yani bunu ancak doğru olup olmadığını pazar günü akşam saat 17'den sonra öğreneceğiz. Ama şu var, Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinlediğimizde ve beraberinde gelişen politikalara baktığımızda 17 bakan işte önce deprem bölgesi sonra büyük şehirleri. Dolayısıyla bize de birinin gelmesi söz konusuydu. Kim? Mustafa Varak. Sanayi ve Ticaret Mustafa Varak. Ama bu bir Trabzon dendi. En son Bursa'da karar kılındı. Bursa ile Kocaeli tercih edilecekti. Ve yerelde bildiğimiz şu ki yani bize Kocaeli Üniversitesi önceki dönem rektörü Profesör Doktor Saadettin Ülagü yeter. Ben biliyorsun bir yazı yazdım abi. AK Parti Kocaeli ihtiyacı olan gücü kendi içinden çıkarır. Evet, gayet güzel bir değerli. Yani orada olur. Aslında bugün artık Varank'ın gelmeyeceği genel olarak kabul görüyor. Bursa'ya gideceği birinci evet, bölgeye. Evet, o hale geldi bugün. Yani o da Saadettin Hoca'nın varlığıyla ilgili. Evet. Nasıl CHP'de naçizane söylüyorsak AK Parti'de de Saadettin Ülagü. Artık evet. Kimse hani ya Saadettin Hoca listede olur mu olmaz mı değil, bir olmalı evet, yorumuyla. Bir gözüyle bakılıyor. Tabii Saadettin Hoca bilmeyenler söyleyelim. Yani yalnız iki dönem rektörlük yapmasının ötesinde uluslararası dünya çapında tanınan bir gastroenterolog hekim. Artı Sayın Cumhurbaşkanı'nın da doktoru, yıllardır doktorluğunu bizzat yürütüyor. Dolayısıyla AK Parti'nin listesinin başında Saadettin Hoca'yı görmemiz kesine yakın gibi. Siyasette çok kesin bir şey söylenmiyor. Ama yani bugün baktığımızda kesine yakın gibi görünüyor. Yani listede yani zaten listede var da yani bir olarak, listenin başı olarak. Ama yine olağanüstü gelişme olur mu bilemeyiz.
Başka kim girer derseniz herhalde Mehmet 55'e bir... Şimdi Saadettin Ali'den sonra şeyleri konuşmak lazım önce. Mevcut vekillerden giren olur mu? Girerse kaç kişi girer? Şimdi iki kez Cumhurbaşkanı dedim, Sayın Cumhurbaşkanı iki kez dinledim. İkisinde de altını çizerek bir açık oturum televizyonda bir de grup konuşmasında toplum yenileşme istiyor. Vatandaş yenileşme istiyor. Dolayısıyla hem üç dönem hem de bazı milletvekillerimizi değiştireceğiz. Değişim istiyor diye çok vurgu yaptı. Bu şu anlama geliyor. 7 milletvekilinden 3'ü 4'ü zaten normalde AK Parti %30-%40 civarında bir değişim yapıyordu. Bu sayıyı bu dönem arttıracak gibi geliyor. Yani 4'e yakın. 3 veya 4'ün değişeceğini düşünüyorum. Zaten ikisi Sayın Fikri Işık ve Sayın İlyas Şeker yokuz dediler. Yokuz dediler. Yokuz dediler. Başvuru da yapmadılar. Mevcut 5 kişiden bahsediyoruz. Yani. Mevcut 5 kişiden ikisinin daha olmama ihtimali var. Ben AK Parti kulislerinde hiç girmeyecek diyen de duydum. 3 tanesi girecek diyen de. Evet, aynı şeyi ben de duydum. Bir girecek diyen de. Evet. Şöyle bir şey yapıyorlar yani AK Parti kulislerinin şeylerini hiç girmeyecek diyenler senin söylediğin Sayın Cumhurbaşkanı'nın değişim beklentisi ve bir önceki seçimde çok vekil değişmemesini gösteriyorlar. Artı bir ilave yapayım. Geçen belediye seçiminde 13'ün 11, 12'si değişti. 12'sinin değiştiğini de gösteriyorlar. Bu üç temel şeyden hareketle hiç girmeyecek diyen de var. Ama mesela evet buna yakın bir düşünce söyleyip hayır Cemil Bey listeye girer. Cemil Doğu. O dengede bir Cemil Yaman çıkmaz oradan diyenler var. Cemil Yaman'a Radiye Sezer Katırcıoğlu'nu ekleyenler var. Sezer Hanım'ı ekleyenler var. Yani bir de o iki isme Akif Yılmaz'ı ekleyenler var. Son zamanlarda 3-5 gündür Sami Çakır'ı ilave etmeye başladılar. Liste şişti abi. Evet şişti. Evet. Yani onu da şöyle parlamento döneminde aranıyorsa, aranacaksa Plan Bütçe Komisyonu'nda görev alanların çok fazla kolay AK Parti'de harcanmadı. Dolayısıyla Sami Çakır'ın bir dönem daha kalacaklar arasında kalabilir. Kaldı ki 5-6 ay kadar önce Sami Bey geldiğinde %50-50 idi. Yani bırakmaya niyeti vardı ama tekrar başvurdu. Ya yine orada da belli olmaz yani. Tabii orada da bir kadın aday ve Gebze dengesi konuşmak lazım Cumhur İttifakı'nda da. Evet orada da Yasemin Özdemir'in adı çok. Evet. Serpil Yılmaz'la Yasemin Özdemir'in adı çok öne çıkmaya başladı. Serpil Yılmaz ve Berna Biş'in adını ve Nilay Ayran'ın adını duyuyorum ben. Yani bu dört ismi çok duyuyorum ama evet Yasemin. Peki sana bir şey sorayım. CHP'nin Nail Çiller Gebze bölgesine evet. Karşı AK Parti herhangi bir önlem anlamında bir aday şeyi olabilir mi? Cemil Yaman'la birlikte bir Gebze adayı daha olacağını ben düşünüyorum. Yani listede ya Gebze aslında şeye vurduğun zaman nüfusuna oranla temsil edilmiyor listelerde. Doğru. Bu sefer onu alacak herhalde. Evet. Bu sefer yani onun için daha fazla kadın adayın mesela Yasemin Özdemir, ilk kadın kolları başkanı Gebze'den adı daha fazla duyulmaya başladı. Belki bir kişi daha Gebze'den listeye girerek bir denge sağlama cihetine giderler diye kulisler konuşuyor. Şimdi hem Sessiz Parti MHP. Ortak liste olmazsa nasıl bir liste olur abi? Ya şimdi galiba bütün ibreler son duruma göre bütün ibreler Safet Sancaklı'ya tekrar döndü. Yani burada bu programda çok konuşmuştuk. Bazen Yunus Emre liste başıydı. Sonradan son bir aydır mahkeme soruşları da tamamlandıktan sonra başvuru da yaptıktan sonra Aydın Ünlü bir devreye girmeye başladı. Ama Yunus Emre ve Safet Sancaklı arasında yaşanan sıkıntı, örgütün Safet Bey'e daha yakınlığı, yani il örgütünün Safet Bey'e, ülke ocaklarının falan daha yakınlığı, Yunus Emre'nin ihtimalini biraz zayıflatıyor. Sanki
Saffet Sancaklı yeniden bir bire oturacak. Yani yeniden bir olacak gibi geliyor bana. Yudum Kaşıkçı Havva Köse yani ben onların da etkili ve kadın olarak ben biri konuşuyorum. İkinci sırada bir kadın evet yani Yudum Kaşıkçı yani, da olabilir. Yani de ortak liste olursa ikinci sıra ikinci isim çok önemli hale gelecek. Havva Köse yani. Çok bir atak yaptı bu dönem. Çok, evet. Eski milletvekili, başarılı bir milletvekili Kemal Köse'nin kızı. Babasının referansı var. Yani iki isim de bu kez MHP'nin bulabileceği en iyi isim gibi geliyor. Yani Havva Köse ve Yudum Kaşıkçı. Evet. İyi Parti? İyi Parti'de 3 Mart sendromu mu? 3 Mart masa kriziyle beraber. Kriziyle 3 Mart öncesi ve sonrası diye değerlendirmek lazım İyi Parti'yi. Çünkü burada çok konuştuk. 3 Mart öncesinde İyi Parti'ye 3'e koşan yani 2,5'tan 3'e doğru gidecek pozisyonda bir parti olarak gözüküyordu İyi Parti. Ama 3 Mart sendromu İyi Parti'yi birden 2'nin altına düşürdü. Bunu ne yapıyoruz? Yani ben şimdi kafadan atmıyorum. 15'ler, 16'lar civarındaki oy oranı 16,5'u gördük. 16,8'i gördük. 15'in üzerine çok durduğunu gördük. 16,8 şu demek. Neredeyse 3 vekil demek. Ha, o anlamda biz 3 diyorduk. Ama 3 Mart sendromu masanın dağılması, masa krizinden sonra bu kimilerine göre ya yani onlar civarına 9-10'lara kadar yani bir 7-8 puan İyi Parti'den aldı götürdü. Dolayısıyla bugün İyi Parti'de 2'yi yani 1,5 2'ye yakın 1,5'tan 2'yi ancak ya da bir kendini konsolide ederse kendini yeniden şey yaparsa yani o 3 Mart sendromunu anlatabilirse 2'yi yakalar. İyi anlatamazsa daha henüz vakti var. Birde kalabilir diye düşünüyorum ama Muharrem İnce faktörü de var. Bunu biraz konuşuruz. O Muharrem İnce'ye geçiş var İyi Parti'den. Hem CHP'ye dönüşler var hem Muharrem İnce'ye. Yani 6 puan kaybettiyse İyi Parti 3 puan Muharrem İnce'ye gitti. 3 puan da CHP'ye gitti. İyi Parti listesiyle ilgili bir hızlı yorum bu aşamada tamam bu aşamada İyi Parti'nin liste başına bir konsensüs görüyorum İyi Parti kulislerinde. Lütfi Türkkan. Yani ben o kadar emin değilim abi. Ben 15-20 diyorum. Yani. 15-20 gün, 25 gün öncesine kadar Şambaz Yıldız diyorduk ama şimdi Lütfi Türkkan, Şambaz Yıldız epey geriledi. Şambaz 2 olur veya iki kadın bir ikinci sıraya bir kadın gelebilir. Pelin Filiz Coştur. Pelin Filiz Coştur. Olabilir. Orada bir için ciddi bir çatışma hali olduğunu düşünüyorum. Lütfi Bey'in buradan başka bir il İstanbul'a kaydırılması için teşkilatlardan da talep olduğunu düşünüyorum. Yani bunun da 50-50 bir Türkan'ın da çünkü Türkan nereye isterse oradan olur, Kocaeli isterse olur diye düşünüyorum ama Kocaeli'yi istememe noktasına geldiğini de düşünüyorum. Onu bilemiyorum. Ama şunu ilave edebileyim. İyi Parti'de sıkıntı bitmiş değil. Evet. Ankara'da ön seçim yapıldı. Temayül yoklaması yapıldı. Kavga gürültülü. Sandalyeler uçtu. Koray Aydın ciddi bir oy aldı. Ama Koray Aydın'ın rakibi ezip geçecek denilen rakibi Koray Aydın'a yakın şey aldı. Yani Ankara'ya hakim olan Koray Aydın ekibi ile rakibi arasında ciddi bir yarış oldu. Ve bu çok küçük yani, farkla bitti. Çok küçük 1768'e 1710 gibi bir şeydi. Evet. 100 falan 100-150 fark veya daha az farklar. Dolayısıyla İyi Parti'nin içinde daha öncelerde konuşuyoruz. Bir Koray Aydın ekibinin listeler konusunda bir bilek güreşi daha yapacağı
öngörüsünü taşıyorum. İşaret geçen pazar günü Ankara'daki eğilim yoklaması oldu. Peki şimdi oylar önce bir HDP küçük Emek ve Özgürlük Partisi ittifakı yorumu da yapalım. Orada da tip problemi var. Evet, tip problemi. Yani Kocaeli'den girmeyecekler. Aydın birkaç ilden girmeyecekler. HDP'nin vekilini kaybetmesi ihtimalini engellemek için. Eğer girseler de onun ihtimali burada konuşuyor olurduk. Evet, konuşuyor olurduk. Çok kendi perspektiflerinden doğru bir karar. Ama totalde kendi listeleriyle girmek istemesi biraz ittifak içinde sıkıntı yaratmışa benziyor. Yani özellikle onlar şimdi Yeşil Sol Parti'ye geçtiler. Yani HDP. Tabii HDP derken Yeşil Sol Parti'den bahsediyoruz. HDP'de bir serzeniş var. Yani emin misiniz? İnşallah kaybettirmezsiniz bize der gibi bir şeyleri var, serzenişleri var. Olabilir. Tip de diyor ki HDP'ye siz diyor çok fazla kapandınız diyor. Daha diyor kapalı bir şeysiniz diyor. Biz biraz daha Türkiye Partisi'yiz diyor. Tip daha Türkiye'ye daha fazla hitap eden bir partiyiz diyor. Oraya getiriyor işi. Dolayısıyla tip bazı yerlerde ben gireceğim diyor. İyiyim diyor. O oranım yüksek diyor. Ben yani, diyor milletvekili çıkarabilirim diyor. %1 seviyesinde oyları var. Yani %1 ile vekil çıkarabileceğin yerler yok Türkiye'de. Yani %3'ün altına indiniz. HDP de öyle diyor ama tip diyor ki hayır diyor. Yani ben %3'ü 4'ü bulacağım gördüm, yer evet, olacaktır diyor. Evet. Yani en azından kendilerini bir sinema şeyine 10 civarında 10-12 tane ilde tip kendini deneyecek. Kocaeli'de vardı. Kocaeli son anda çıkardı. Hatta Kocaeli adayı herkesin yakından tanıdığı Hikmet Erenkaya döneminde temizlik işleri müdürüydü. Fatma Hanım döneminde yaklaşık bir 6-7 ay önce ayrıldı. İsmail Göksu'ydu il başkanı. Tipin adayı oydu. Başvuru yaptı. İl başkanlığından istifa etti. Ama Kocaeli çıkardılar şeyden. Yoksa HDP orada sıkıntı yaşayacak diye. Evet, olabilirdi. Evet. Gelelim Memleket Partisi'ne. Ne diyorsun abi süreci? Memleket Partisi... Şimdi bir tartışma var. Önce onu bilmeyenlere hatırlatalım. Birlikte seçime girme teklif edildi mi, edilmedi mi? Ama Engin Altay 29-30 Mart'ta bir teklif ilettiklerini söylüyor. 3 Nisan'da da o meşhur Habertürk programından hemen önce Fikri Sağlar gitmiş ve görüşmüşler. Kemal Bey de Kılıçdaroğlu da bunu dedi ki biz daha önce görüştüğümüz gün etmedik ama öncesinde bir teklifimiz vardı. Ama çok birbirlerinin aleyhine konuşmamaya çalışarak bir tartışma yaşıyorlar değil mi? Evet, ciddi bir tartışma yaşıyorlar. Peki evet. Memleket Partisi nereye gider? Yani şimdi anketlerin sen bir anketler ortalaması yazdın ama benim gördüğüm anketlerde vallahi barajı açtığı şeyler de var ama bunun genel olarak uzmanlar bir köpük olduğunu ve aşağı doğru geleceğini seçime doğru diyorlar, düşünüyorlar, diyorlar. Yani henüz bir yükseliş trendinden aşağı doğru indiğine dair ilk kez bugün Yön Eylem'in bir anketi vardı. 8-10 gösterdi. 8-10. Yo, Yön Eylem 8-10 göstermiş. Yön Eylem, özür diliyorum o zaman. Yani o zaman beni teyit eden bir şey yapmış. Ben de... Ben bakmadım ama bir başkasından dinledim. Yani Bekir Ağar'dı. Biraz ondan bahsedeceğim. Lütfen sen Murat Sabuncu'ya bugün Bekir Ağar'dır. KOMDA'nın eski genel müdürü. Herkesin yakından bildiği bir isim. Siyaset okumasıyla tanınan bir isim. Şimdi Adem şöyle diyor. Bekir Ağar'dır diyor ki, senin söylediğin doğru, CHP'lilerde şöyle bir şey var. Bu köpük azalacak, dikkate almaya ve muhatap almaya gerek yok. Kendi kendine köpük gidecek diyor. Bekir Ağar da tam tersini söylüyor. Gençlerin diyor, %50'sini yakaladı diyor. Evet. %6'nın üzerine çıkarsa diyor, rakamlar koyuyor, uzun uzun anlatmayayım. Bekir Ağar'dır, hesap kitap adamıdır. %6'nın üzerine çıkarsa Muharrem İnce seçim ikinci tura kalır diyor. Kesinlikle bence 5 bile bırakabilir yani. Ha yani onun ifadesi 5 olabilir. Ya kim kazanır diyor 6? İkinci
ikinci turda diyor Erdoğan'ın kazanma ihtimali artar diyor. Yani bazıları şunu diyor, yani Muharrem İnce'den Muharrem İnce Erdoğan'ın karşıtı oluşuyor. Bekir Ardır bunu da kabul ediyor. Ama iktidarın iktidar gücünü, olanaklarını kullanarak sahaya basacağını, dolayısıyla bunun Erdoğan'a yarayacağını ikinci turun söylüyor Bekir Ardır. Ve Bekir Ardır yine bir parantez söylüyor, açıyor. Onu söylüyor, şöyle muhalefet kesin bir çoğunluk yakalayamıyor şeyde, Millet İttifakı mecliste. Meclisteki çoğunluk kafa kafaya Özgürlük ve Emek ve Özgürlük Partisi ittifakının 70, 80 ve 100 civarında bir oyu kilit oy oluyor. Dolayısıyla Millet İttifakı, yani Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği Cumhurbaşkanı adayı ilan edildiler. O ittifak çoğunluk sağlayamıyor. Dolayısıyla yani bazıları şunu söylüyorlar. Meclisteki çoğunluğu gören halk muhalefet alacak. Meclisteki çoğunluğu da görürse Kılıçdaroğlu'na oy verir. Eğilimi içinde olur. Meclisteki çoğunluğu gören halk ikinci turda muhalefete oy verir diyorlar. Ama Bekir Ardı tam tersini söylüyor. Muhalefet çoğunluk sağlayamaz diyor. Muhalefet derken Emek ve Özgürlük hariç, ittifakı hariç. İkisini beraber toplamıyor. İkisini ayrı ayrı koyuyor. 280 civarında 300'ü bulmayan bir rakam çıkar diyor. Bu da diyor ikinci turda diyor Erdoğan işine yarar diyor. Erdoğan ama diyor, şöyle devlet gücü, iktidar gücünün bir şey yaramadı. Mesela Yalova seçimlerinin ilk turu 12 oyla bitti. İkinci turu bütün bakanlar bastı sahaya, Yalova gibi küçük bir yerde. Ama sonucu değiştiremediler. Ben tam tersini düşünüyorum. Bu bölünmüşlük Erdoğan'a ilk turda yarayabilir. Yani ilk turda bir çıkış yaparak olabilir, seçimi alabilir. Eğer ikinci tura kalırsa ben muhalefeti daha şanslı görüyorum. Çünkü mesela Muharrem İnce'ye benim gördüğüm anketlerde CHP tabanından da Cumhurbaşkanı adaylığı için oy verecek isimler var. Evet. Yani İYİ Parti'den oy verecek isimler var. Diğer partilerden oy verecek isimler var. Bunlar ikinci turda şeye gitmez. Erdoğan'a gitmez. Ama bu dağınıklığı görünce iktidar bloğu ilk turda işi 50'nin üzerine 50 artı 1'i aşırarak bulabilir. Yani bu ki Erdoğan bir kampanya uzmanı. Yani bunu yani o bir ihtimaldir. Bunu da bence öyle yarar. O tempo yani muhalefet tüm gücünü ilk turda bulamaz ama iktidar bulabilir bütün potansiyelini. Olup olmayacağını göreceğiz ama böyle bir ben Memleket Partisi'nin böyle bir handikabı muhalefet için yarattığını düşünüyorum. Hani o köpüğü var, gidecek. Var. Ama bana göre o arada köpük giderken hani Atalan Üsküdar'ı geçti. Geçebilir. Köpük o da kabul et. Köpük değil diyor Bekir Ardır. Yani altı ve üzerinde kalabilir diyor. Çünkü genç ilk defa oy kullanacak 18-22 yaşındaki gencin %50'sini alıyor diyor. Evet, yani orada bir hani hep biz HDP'yi kilit diye düşünmüştük. Hayır, Muharrem İnce kilit oldu. HDP evet doğru. Cumhurbaşkanlığı seçimi için HDP Muharrem İnce kilit, meclis için de HDP kilit. Ama %7'yi geçerse şeyde de yani mecliste de ciddi bir şey yapacak. Ha, tabii o hesabın içinde yok yani Muharrem İnce ve Memleket Partisi'nin meclis hesabına girmiyor ama Cumhurbaşkanlığı hesabında ikinci tura bırakıyor. Hepsini hesaplamak lazım abi. CHP küçümsüyor diyor. Evet, orasında ben de katılıyorum. Biraz bir küçümseme hali var. Doğru değil o. Yanlış bir politika. Çok fazla da yani şunu verelim bunu verelim biçimde bir yaklaşım gösterilmedi. Fikri Sağlar'ın açıklaması var. O da o öyle benzer bir şey söylüyor. Benzer şeyleri söylüyor. Kemal Bey ama bunların farkında değil. Kemal Bey yani temas kurulduğunu ne istiyorsun, ne yapıyorsun anlamında, ne yapabiliriz anlamında. Kemal Bey iyi niyet kullanıldığını biliyor. Ama ne konuşulduğun detaylarına vakıf değil. Bir nokta koyalım. Şimdi şu kadarını söyleyelim. Haftaya burada listelerin detaylarını ne getirip ne getirmeyeceğini konuşacağız.
Önümüzdeki yani cumartesi 48 saat, bir 12 saat daha koyun, 60 saat sonra ak koyun, kara koyun belli olacak. Haftaya da biz o listeleri, ittifakları daha detaylı konuşma fırsatı bulacağız. Ama bu akşamlık süremiz doldu. Haftaya görüşmek ümidiyle, iyi akşamlar, hoşça kalın.